Soru. Haydi Gökçe Hanım. Omurgalılarda yemek borusu ile 12 parmak bağırsağı arasındaki organ. 4 harfli bir organ. Olsa olsa. Mide. Midedir. 400 puan değerinde. Heyecandan alt dudağı titreyerek 7 saniye içerisinde 400 evet. puanı kazandı Gökçe Hanım. İkinci soru bu kadar kolay değil. Bir bakalım. Erişilebilen mesafe, menzil daha yaygın kullanılır. Bu menzil kelimesinin Türkçe kökenli karşılığıdır. Erişilebilenin altını çizmek istiyorum. Erim. Siz de bana erim diyorsunuz, ne güzel oluyor. Kendisi fizik mühendisi, onu unuttuk tabii ki. Evet. Tamam, buyurun gelsin yenisi. Efendim, inanma ve bağlanma durumu. İtimat kelimesinin Türkçe karşılığı. Yapıştırın. Güven. Güvendir o. 500 puan daha. İşte geliyor bir yenisi. Hiç beklemeyelim, nefes bile almayalım. Diyor ki, elemeli yarışmalarda sonucu belirleyen karşılaşma. Final. Final. 1800 puan. 4 soru. Hiç harf almadan 4 soruya cevap verdiniz. Bunu yaparken de yarım dakika bile harcamadınız. Buna rağmen hala çeneniz titriyor. İlginç bir yarışmacısınız. Buyurun 6 harfli cevaplara. Kızgın, haşlak, büyük zarar verecek kadar sıcak. Bu anlamlarda bir sıfat. Su. Genellikle suyu niteler bu sıfat. Kaynar. Kaynar. 600 puan değerindedir. 2400 olur kasa. Son 6 harfli cevapla birlikte 3000'e ulaşacağımızı düşünüyorum. Onun rahatlığı içerisinde sorumu soruyorum. Buyurun efendim. Demiş ki tanıdıklar anlamında bir sözcük dizisi. Eş dost. Eş dost. 600 puan değerinde. 7 harfli. Tek bir kelime. İşin içerisinde böyle biraz tarih bilgisi var gibi antik çağlar. Siz sondaki 3 kelimeye tutunun, olur mu? Hı hı. Hoca bir paragraf, sondaki 3 kelime size lazım olan. Buyurun gelsin. Antik çağlarda ve öncesinde özellikle tahıl yetiştirilemeyen bölgelerde temel besinlerden biri olarak tüketilen orman ağacı yemişi. Orman ağacı yemişi. Daha insanlık buğdayı falan çok fazla ekip biçmeden önce bunun tozlarından kendine ekmek falan yaparmış. Orman ağacı yemişi. Harf alayım. 7 harfli. Ya bulurdunuz bunu. En çok tüketilen orman ağacı yemişlerinden biri. Palamut değildir herhalde. Zannetmiyorum. Harf alayım. Bir tane daha. Peki. K harfiyle başlıyor. O kadar çok tüketiliyor ki aynı zamanda kabuğu bir renge de adını veriyor. Hiç aklıma gelmiyor şu an gerçekten. Alırız bir tane daha. Bir tane daha alayım. Peki alalım bir tane daha. Orman ağacı yemişi. Her şey yapılır. Tatlısı çok meşhurdur. Yemişten tatlı yaparlar, evet. Şekerleme. Harf alayım. Peki. Ama çıktı artık ortaya. Kestane. Kestanedir efendim. O nazar boncuğu olsun. Kenarda dursun. Çok iyi. 3300 puan gayet güzel bir puan. Sizi buradan alıp 9400'lere kadar taşıyabilecek bir puan. Yani hani o kadar da olacaktı. 6 tane soruya böyle sular seller gibi cevap verdiniz. Kenarda da biraz dinlenin. Ne olacak? Şimdi bir futbol sorusu. İlla ki futbolla yakından ilgilenmeye gerek yok bunu cevaplamak için. Mantığınızı da yürütebilirsiniz. İki kelimedir ve der ki topu atak yönünün tersine aktarma. İki kelime. Alın bir harf. Harf alayım. Rahatlayın, rahatlayın. Topu başka birine aktarmaya ne deniyor? Pas. Çok güzel. Atak yönünün tersine yapıyorsak bunu. Geri pas. Çok da zor değil. Evet. Bir nefes almak lazım. Hakikaten öyle. Burundan bir nefes almak lazım. Gülüyorsunuz ama işe yarar. Bir de omuzlarınızı böyle böyle yapmayın. Evet, şöyle şöyle yapmıyorum. Yapın. Gelsin yeni soru. Alt anlamlarından biri de cevap, yanıt olan sözcük. Yani başka anlamları da var. Bu anlamda da kullanılıyor. Soruma cevap alamadım. Soruma yanıt alamadım. Soruma
Ne alamadım? Harf alabilirim ama. Alayım mı? Harf. Harf alalım efendim. Ya hep ya hitçi bir yarışmacı. Evet. Ya harf almadan bilecek. Bir tane daha alayım. Bir tane daha. Heh. Reş yan yana. Karşılık. Karşılık. 600 puan değerinde. Şimdi sizi üzmek istemiyorum çünkü muhteşem bir başlangıçtı. Sonrasında bir şeyler oldu. Ne oldu bilmiyorum ama daha bitirmedik. Daha elimizde 5 tane soru var. Bu 5 soru yukarıda kazandığınız puanlardan daha fazlasını kazandırabilecek sorular. Dikkatli olmanız lazım. O ilk ivmeye dönmeniz lazım. Çünkü elimizde sadece 55 saniye kaldı. 5 soru için 55 saniye. Oyalanmayalım. Tamam. 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 Hadi gelsin. Birine bir işi yapması veya yapmaması yönünde buyruk vermek. Sadece buyruk vermek de olur. Buyruk neydi? Buyruk. Evet. Emir. Şuna bir yapıştırın bakalım. Buyruk vermek. Emir. Emretmek. Ya çok zor değil Gökçe Hanım. Ne oldu size? Bir silkeleyin şöylelerinizi bakalım. Valla hızlı. Bir derin nefes. Kuvvetlice geliyor yeni soru. Haydi Gökçe Hanım. Toplumsal düzende eskiye bağlı, yeniye mesafeli durma hali. Gelenekçi. Ya da? Geleneksel. Eskiye böyle ne yapıyor? Şey, tutuculuk. Geriye kaldı 3 tane soru. Son 9 harfli cevap, sonra 10 harfli cevaplar. Geliyor. Alnı, eli, ayakları, dizleri yere getirme. İki kelime. Secde etme. İşte bundan bahsediyorum. Tamam. 7100 oldu kasanız. Şimdi 3 kelimeden oluşan bir tabirle başa çıkacaksınız. Sondaki fiil. Sorunun içerisinde. 2 tane kelime o kelimenin önüne eklenecek. Anlaştık mı? Hı. Buyurun geliyor. Olmak fiiliyle birlikte ayıplanacak duruma düşmek anlamında kalıplaşmış bir söz dizisi. Nokta nokta olmak. Harf alın bir tane. Harf alayım. Buyurun bir harf. Rezil, rüsva. 9000. Ne dersiniz efendim? Varım alırım yani. Alırım mı? Varım. Varım alırım. Peki 15 saniye var. Yabancı kökenlisini vereceğim. Türkçesini siz bana söyleyeceksiniz. Biliyorsunuz bunu. Kesinlikle biliyorsunuz bunu. Bilmeseniz bile yani daha önce Türkçesi karşınıza çıkmamış olsa bile köküne inelim, eklerini konduralım. Bunu harf almadan çözersiniz siz. 9000 yahu. Hadi bakalım. Produktivite. Türkçe karşılığı ne ola ki? Üretkenlik. 9000 puan. Kenara tertemiz konuluyor.